geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Herkesin keyfi yerinde görünüyor. Evet. Harika. Umarım ekranları başında bizi izleyenlerin de keyfi yerindedir. Benim çok iyi gerçekten keyfim. Sizlerle her gün daha da ileri gittiğimi fark ediyorum. İnşallah evdeki izleyenlerimiz de ileri gittiklerinin farkına varıyorlardır. Ama gerçekten bu arada eminim ki ileri gittiğinizi gördüğüm için ödevlerinizi yapıyorsunuz, tekrarlarınızı yapıyorsunuz, böyle ileri gidiyorsunuz diye düşünüyorum. Şimdi biz de işte böyle bir tekrar dersi yapacağız bugün. Direkt hece yaparak başlayacağız sizinle. Şimdi benim tahtaya yazdığım heceleri ben yazdıkça siz okuyun, öyle başlayalım, olur mu? Başlayın bakalım. As. Sonra hep zaten bunu artık öğrendiniz. Sağ. Tersini oluşturuyoruz değil mi? Sağ. Sonra E'yi başa aldık, yanına S koyduk. S. Şimdi tam tersi. Başta S. S. Bu sefer sesli harfimiz I. Yanında gene S var. Is. Tersine çevirdik. Sı. Neymiş? Sı. Sı. Evet. Bu sefer ilk harfimiz, sesli harfimiz İ. Yanındaki S ile is oldu. S'nin yerini değiştirip başa aldık. Sonra İ'mizi koyduk. Ne oldu? Si oldu. Bu sefer gene I seslisiyle ama S ile değil de Ş ile. Yani hangi sesi çıkartarak? Ş sesini. Ne olacak? Iş. Iş. Tersini alalım. Önce Ş'yi sonra I'yı. Ş. I yerine İ koyalım. İ sonra Ş. Ne oldu? İş. Ş'yi başa aldık. İ'yi yanına koyduk. Noktasını görüyorsunuz değil mi? Şi. Evet, ne gibi olabilir? Bunlar hep birer hece. Ne bileyim, as diyoruz, asker derken gibi. Sağ diyoruz, sahipte duyuyorsunuz. Es, zaten esti derken de, evet. S diyoruz, sebep olabilir. İs, ısta ne olabilir? Islak olabilir. Sı, sıcak. Burası da sıcak değil mi? Sıcak, evet. İs, isli. Si. Si. Ne var si ile ne gelir aklımıza? Sicim. 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 Iş. Iş. Işla ne olur? Benim de aklıma gelmedi valla. Şıyla. Şı. Şıkır şıkır. Şıkırtı. O geldi. İşte işlek olabilir. Şi'de de şirin olabilir. Şimdi bunları üçleyelim. İki sesli heceleri üç sesli hece haline getirelim. Mesela sağa aldık, yanına ne koyduk? T sesini koyduk. Ne oldu? Sat oldu. Tekrar S'yi aldık, yanına N sesini getirdik. Sen oldu. Sağının yanına peki bu N sesini getirirsem ne olur? San olur. Evet, evet. Şimdi gelin. Bir hecede, bir tablo daha yapalım. Önce seslilerimizi koyalım. Hangi seslilerimiz? A. E. Şimdi gene ikili hecelerimiz. Okuyun bakalım neymiş? Aş. Yaparken hadi gelin bu çalışmayı da yapalım. İş. Peki hani geçen bir dersimizden hatırlıyor olmanız lazım. Bazen heceleri okuduğumuz zaman işaretliyorduk. Niye işaretliyorduk? Anlamlı olanlarını, yani sadece heceyken de bir kelime olarak kullanılabilenleri. Bu aş onlardan mı sizce? Değil mi? Aş çünkü yemek de demek ki. Onun altını çizdik. Peki iş? İşte değil mi? Evet, annem iş buldu derkenki gibi. Onun da altını çizdik. Bir tane daha ikili hece. İs. Onun anlamı var mı? Değil mi? İs bulaşır kara bir şey yandığı zaman. O zaman onun da altını çizdik. Peki. Bir de şöyle bir ikili hecemiz var. Okuyun bakalım. T. Onun bir anlamı var mı tek başına? T dedim. Yok değil mi? O zaman çizmeyeceğiz. Sadece teneke derken mesela. Evet, orada hece olarak kullanıyoruz.
Bunu okuyun bakalım, bunun var mı? Ni. Ni var mı bir anlamı? Yok. O zaman onun da altını çizmiyoruz. Ni ne derken kullanıyoruz onu. Bir tane daha yazdım. Si. Si'nin bir anlamı var mı? Yani burada tek başına yok ama bilginiz olsun diye söylüyorum ki aslında bu bir müzikte kullanılan bir nota. İs. Si. İş. Şi. İn. Ni. Nı. Tı. İt. Ti. Hadi öyleyse gelin şimdi üçlü, üç sesli heceler türetelim. Daha doğrusu ben yazayım, siz okuyun. Neydi bu? Şan oldu. Peki sağ yazdım, yanına t koydum. Sat oldu. Peki şimdi bu böyle bir tablo çıktı. Bu tablodan ne yaptık daha evvelki yaptıklarımız gibi? Alıyorduk bir kısımları, birleştiriyorduk, kelime türetiyorduk ya. Gene o çalışmayı yapalım. Ben göstereyim size hangi heceleri birleştireceğimizi. Siz de onları alın. Önce bunu alalım. Yanına si, asi, asi. Yani gençler asi olurlar gibi. Peki, hadi yazalım bunları da. Gelin yazalım. Önce bir her türettiğimiz kelimeyi yazalım. Asi'yi yazın üç kere. Sen şanı mı yazıyorsun? Asi'yi yazacağız. Siz de bizimle birlikte lütfen asi kelimesini defterinize yazın. Üç kere yazsanız yeter. Asi okuyarak. Asi. Ne gel? Doğruydu. Ne gelecek yanına? Ha, beğenmedim peki. Evet. Devam edelim mi? Üç kere yazdı herkes sanki. Peki, şimdi gene A'yı alalım. Yanına şunu koyalım. Ani. Ha, ani. Ne demek ani? Ani. Çok birdenbire değil mi? Ani hareket yaptın, korktum gibi. Ani, birdenbire. Hadi ani de yazalım. Ani. Birdenbire anlamında. Siz de bizimle yazın. Ani. Üç kere okuyarak. Ani. Ani. Evet. Ani. Devam edelim mi? Yazdı mı herkes üç kere? Evet. Şimdi gelin bunu alalım. İs. Yazdık isi. Yanına bunu koyalım. Okuyun heceyi. T. Ne oldu? İste. Bir şeye ihtiyacın olduğu zaman benden iste mesela. İste. Hadi üç kere de iste. Siz de bizimle birlikte. İste. Üç kere. Defterlerinize yazıyorsunuz. İste. 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 Oldu mu üç kere? Sanki üç kereden çok mu yazıyorsunuz? İşte. Başlamışken. Hadi gelin bir kelime daha türetelim. Şunu okuyun bakalım. Fırsat bu fırsat değil mi? Ni. Ni. Koyun bakalım yanına bunu. Nişan. Nişan. Evet. Ablamın nişan töreni çok güzel oldu gibi. Nişan. Yazıyor değil mi herkes üç kere defterine? Siz de yazıyorsunuz değil mi bizimle birlikte? Üç kere defterinize. Nişan. Nişan. Nişan.
üç tane yazın, durun. Merak etmeyin. Yazmaya devam edeceğiz. Biliyorum yazmayı seviyorsunuz. Üç kere de durun. Hadi bitiren dursun. Şimdi yazma çalışması yapmıştık, hatırlıyor musunuz? Onun gibi yapacağız. Hani hatırlayalım nasıl? Ben size kelimeyi söylüyordum. Sonra biz onun kaç hece olduğunu bulmak için tempo tutuyorduk. Kaç hecemiz var ise o kadar da seslimiz olmalı diye düşünüyorduk. Yazarken buna dikkat ediyorduk. Hatta sonra kontrol ediyorduk. Bakalım hece sayısı kadar sesli koyduk mu diye böyle yazıyorduk. Sonra ben tahtaya doğrusunu yazıyordum. Birlikte kontrol ediyorduk. Tamam, gene yapalım mı? Hadi yapalım o çalışmadan. İlk kelimemiz itti. Hadi birlikte yapalım. İtti. Kaç heceymiş? İki heceymiş. İki seslimiz olmak zorunda mıymış? Zorundaymış. Hadi yazın bakalım. İtti. İtti. İki hecemiz var. İki seslimiz olmak zorunda. İtti. Sesli hangi sesli? İ derken i değil mi? İtti. İki tane i duyuyoruz. Evet. Bakalım. Ben şimdi yazıyorum. Kırmızıyla yazıyorum bunu. Dikkat edin. Bunların doğrularını kırmızıyla yazıyorum. Oradan anlayın. Karıştırmayın. İtti. Şu bastonlarımı da güzel yapayım. İki tane hecem vardı. İki tane seslim var mı? Bir, iki. Herkesin var mı? Herkes kontrol etti mi? Evdeki herkes de kontrol etti mi evlerinizdeki, defterlerinizde? İki tane seslimiz olacak. İki tane iyimiz olacak. Kalemin kırıldı. Benimkini vereyim. Al ondan yaz. Tamam. Şimdiki kelimemiz taştı. Taş. Hadi birlikte. Taştı. Kaç tane hece? Gene iki. Hadi başlayın bakalım. Sesini vere vere. Hangi sesle başlayacaksınız? Taştı. Hadi siz de bizimle. Sesini vererek harfleri bulun. Taştı. İki hece, iki sesli. Taştı. Yazdınız mı? Yazayım mı tahtaya? Hadi ben tahtaya yazayım, şimdi siz de kontrol edin. İlk ses taş. Şimdi t. İki hecem var, iki de seslim var. Taş, t. Geçelim mi bir sonraki kelimeye? Bir sonraki kelime saten. Hani saten yorgan olur, gömlek olur. Saten. Yapıyor musunuz bizimle? Hadi siz de bizimle yapın. Saten. Kaç hece var? İki hece. Kaç seslim olacak? İki seslim. Önce sağ yazın, sonra ten. Saten. Ama bir beraber yazın. Saten. Zaten. Gene mi kırıldı? Benimki de olmadı. Hay Allah, peki. Yazıyorum tahtaya. Nereye yazsam görünür olacak? Şurada görürsünüz değil mi? Sağ. Ten. Peki iki hecem var. İki de. Seslim var. Ben doğru yazmışım. Bakalım siz de kontrol edin. Doğru mu yazdınız? Siz de kontrol edin. İki tane hece, iki sesli var mı? Sizinki de doğru mu? Doğru mu? Aferin size. Bravo. Hadi şimdi bir tane, bir lokmacık daha zor yazalım. Yazalım mı? Biraz daha zor yapalım mı? Hadi yapalım. Bu seferki kelimemiz ateşten. Gelin beraber yapalım. Ateşten. Kaç kere el çırptık? Üç kere. Siz de bizimle birlikte üç kere çırptınız mı? Bu ne demek? Üç tane neyim var? Hecem var demek. Aynı zamanda üç tane seslim olacak.
Hadi yazın bakalım. A teş ten. A teş ten. Ateş ten, ateşten yazıyorum. A teş ten ten ateş ten. Üç hece dedik. Bir, iki, üç. Üç tane de sesli olması lazım dedik. Bir, İki, üç, ateş, ten. Sin. Si. Sin, si. Şi. Şe. Şişe. Te. Si. Saat. Tesisat. Şimdi bir kısa bilgi vermek istiyorum size. Sonra matematiğe geçeceğiz. Şimdi bunlar yazdıklarımız, hani sesler, harfler birleşiyor, hece oluyor. Heceler birleşiyor, kelime oluyor. Kelimeler de birleşip cümle oluyor. Evet, cümleleri yazarken de yani birkaç kelime bir araya geldiğinde cümle oluyor. Cümlenin de yazmak için bazı kuralları var. Bundan sonra yazarken bu kurallara dikkat edip yazacağız. Cümleyi unutmayın, büyük harfle başlanır. Hani nasıl özel isimlerin ilk harfi mutlaka büyük olur dedik. Cümlelerin de ilk harfi mutlaka büyük olur. Kelimelerin arasında belli okunmalarını sağlayacak kadar bir aralık olur. Sonunda da mutlaka nokta bulunur. Tamam. Bir tane deneyelim, bir cümle yazalım mı? Yok, ne dersiniz? Yok, hadi. Senin de mi kalemin yok? Eyvah eyvah. Yani bende de şimdi tükenmez var. Onu vereyim istersen, bir onunla dene. Ama tükenmez şey. İşte bilmiyorum. Bunu dener misin? Peki. Tamam. Peki. Hadi şimdi bir cümle deneyelim. Çok kısa bir cümle olacak bu. Dinleyin beni. Aş iste. Aş neydi? Yemekti. Şimdi aş isteği nasıl yazacaksınız cümle kurallarını unutmadan? Cümlenin ilk harfi ne aş istenin? Aş. İlk harf A. Demek ki büyük olacak hangisi? A. Demek ki aş iste yazarken A büyük olacak. Hadi yazın, ben yanınıza geliyorum. Aş iste. Siz de yazın lütfen. Cümle kurallarıyla A büyük. Sonunda mutlaka nokta var. İki kelimenin arasında da aralık var. Aş, iste. Birinci harf büyük ama ikincisi küçük. Küçük, biraz daha o zaman küçük yap. Onu büyük gibi olmuş. Hani satırın yarısını kullanıyorduk ya. Aş, iste. Aşı, iste. Aştan sonra biraz aralık. Şimdi neyle başlayacağız? İste. Ne oldu? Ne oldu? Devam. Geleyim yanına. Neyi yazamadım bakayım? Ne oldu bakayım? Aş doğru olmuş. Bunu siler. Birazcık boşluk bırakırsan. Şimdi iste diye başla bakalım. İyi. Aracık boşluk bırak. İyi. Sesini ver. İs. Şimdi T.
te. İşte oldu, gördün mü? Sonuna ne koyacağız? Ne koyacağız? Neydi cümlenin kuralı? Sonuna ne koyuyordu? Nokta. Nokta. Hadi sonuna nokta. Tamam. Aş iste. Şimdi ben de yazayım aş isteği. İlk harfin büyük. Aş. Biraz boşluk bıraktım iki kelimenin arası açılsın. Farklı kelime olduğu belli olsun diye. İs. Te. Sonuna ne koydun? Nokta. Aş iste. Evet. Bundan sonra cümlelerde yazacağız. Artık hadi gelin matematiğe geçelim mi? Hadi matematiğe geçelim. Yavaş yavaş daha çok saymaya, daha büyük sayıları saymayı öğreneceğiz. Şimdi birer birer saydık. İkişer ikişer, beşer beşer. Diyorum ki bugün yapalım mı? Yüze kadar sayalım. Hani bir elimizde beş parmak var. İki elimizde kaç parmak var? On oldu değil mi? Beş, beş, on parmağımız var. Ben size her şöyle gösterdiğimde on deyin. Yüze kadar sayalım. Onun katlarını yapalım. Yani onar onar sayalım. Tamam mı? Evet. Hadi gelelim. İlk önce başlayalım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Aferin size. Bir kere de şöyle deneyelim mi? Şuradan Fadime Hanım 10 desin, Emine Hanım devam etsin. Yapalım mı? Olur. Hadi yapalım. Fadime Hanım 10 ile başlıyor. 10. 20. 30. 40. Elif Hanım? 40'tan sonra 50. 40'tan sonra 50. Rukiye Hanım? 50. 50'den sonra 60. Bravo. 70. Çok güzel. 80. 90. E 100 de ben söyleyeyim. 100. Hadi bakalım. Bir. İki. Üç. Dört. 5 6 7 8 9 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Şimdi geçen dersi hatırlıyor musunuz? Geçen derste bir sıfırla ilgili bir şey yapmıştık. Sıfır rakamın sağına geldiği zaman başka bir sayı oluşturuyordu. Hatta oradan 10 demeyi öğrenmiştik. Onun üstüne de saymayı öğrenmiştik. Gelin hadi onu hatırlayalım ama önce tahtamızı silelim. İki tane basamak vardı değil mi? Basamak diyorduk bunlara. Bunlara da basamak çizgisi diyoruz. Burası ne basamağıydı? Birler basamağı. Birler. Birler basamağı. Burası onlar basamağı. Burada böyle görünce bir tane onluğum var da hiç birliğim yok anlıyorduk. Peki böyle olduğunda kaç birliğim vardı? Diyelim ki ben şimdi şuraya 4 yazsam. Kaç tane birliğim? Evet, bir tane onluğum var da 4 tane birliğim var. Birlikte nasıl okuyorduk bunu? Şöyle bir yerde bu sayıyı gördünüz. Nasıl okuyorduk? 14 diye okuyorduk. Peki, şu sayıyı nasıl okuyorduk? 19.
Peki iki tane bir yan yana görürseniz ne diyeceksiniz? 10, 1 diyeceksiniz. Son bir tane daha söylüyorum. Şunu da söyleyin bakalım. 10, 7 diyeceğiz. Evet, çok güzel. Matematikte de ilerliyoruz, görüyorsunuz değil mi? Evet, şimdi gelin ödev vereyim ve bugünkü dersimizi bitirelim. Ne dersiniz? Diyorum ki ödev olarak hani kelimeler yazmıştık ya defterlerimize, siz de yazmıştınız. O kelimeleri beşer kere tekrar yazalım. Ama yazarken mutlaka okuyalım. Teşekkür ediyorum benimle birlikte olduğunuz için. Tekrar görüşmek üzere.